konkordatolar bu. Çeklerle ilgili bakın 7061 sayılı yasa 31.2017 tarihine kadar çekler vadeli olabilir süresini 31 Aralık 2020'ye kadar uzattı 3 yıl. Demek ki biz vadeli çeklerle daha yaşamaya devam edeceğiz. Onun için reuskont uygulamaya devam. Yüksek miktarda stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılması, bu da inceleme sebebi. Ha, bu çok önemli. 15, karlılık oranının sektörel ortalamaya göre farklılık göstermesi. Bu karlılık oranı gelir tablosunu bir gözünüz önüne getirin. İlk kar zarar hangisidir? Bürüt kar zarar. Yani net hasılattan satışların maliyeti, SMM, satılan malın maliyeti veya satılan hizmet maliyeti toplamı düşündükten sonra kalan tutar bürüt kârdır. Bu genelde genel bir ölçüdür. Sektör ortalaması için de genel bir ölçüdür. Niye? Çünkü üreticinin malının fiyatı pazarda teşekkül ediyor. Tekstil üretiyorsak kumaşı aynı kumaşçıdan alıyoruz, aynı fiyatlarla alıyoruz. Pazar fiyatlarıyla satıyoruz. Dolayısıyla aradaki fark bürüt kar genelde sektör ortalamasıyla %1, %2 şaşmalarla aynıdır. Dolayısıyla bürüt karlılık birinci ölçü. Satışların maliyeti düşündükten sonra. Diyelim ki bir önceki yıl %23'tür bir bürüt kar. Ondan sonraki yıl %17'ye düştü. Düşer mi? Düşer. Düşer. Yani çok çeşitli sebepleri vardır düşmesinin. Ama düşürülmez. O kendi kendine düşer ama işletme onu düşüremez. İşletme düşürürse çünkü izah edemez. Yani düşürme nasıl oluyor? Stok miktarını azaltır da satışların maliyetine verirsen, yani hile yaparsan düşer. Eğer hileyi de yapmadıysan piyasa şartlarına göre düşer mi düşer. Bozuk üretim çoktur. Modası geçen mal çoktur. Bunlar düşük fiyatlarla satılır. Siparişi yapmış hazırlamışındır, süresinde yetiştiremediğin iptal olmuştur. 10 liraya ürettiğin tişörtü gidip 1,5 liraya Merter'de satmışındır. Bunların hepsi o ürün satış kârlığını düşüren sebeplerdir. Eğer bunları ispatlayabiliyorsan belgeleriyle seni incelemeye çağırdıklarında o belgeleri de ifraz etmek karşılığında herhangi bir cezalı tahliyata uğramazsın. Ama sebepleri belgeleyerek, izah ederek. Çünkü en birinci inceleme kriteri sektör ortalamasına göre bürüt kârlılıktaki düşüklükler. Tabii geçen yıl biliyorsunuz enflasyonu kesmek için çok büyük büyüklerimiz ne dedi? Zam yapmayacaksınız. %10'u aşan zam yapmayacaksınız. Enflasyonu %10'un altında tutacağız. Dolayısıyla zam yapmayacaksınız. Bir iki işletmemiz var böyle bizim. Zam yapamayıp da %3-5 kayıba uğrayan. Dolayısıyla bunlar da bir sebeptir. Ortada olan sebeplerdir. Bunları ne yapacağız? Belgeleyeceğiz. Çalışma dosyamızda böyle şeyleri belgeleyeceğiz. Düştü ama sebebi bu diye. Ve inandırıcı sebepler. Evet, inanmak da biliyorsunuz yemin dahil şahit ifadesine itibar edilmez. Ne konuşur? Belge. Belge de objektif belge olması lazım. Hep karşı taraftan temin edilmiş objektif belgelerle. Bunları izah edeceğiz. Karlılık oranı dedik. Devreden KDV'nin yüksek olması. Bir de tabii kredi kartıyla satışlar varsa biliyorsunuz burada katma değer vergisi değerlendirmesi onun yeri de var. Eğer kredi kartıyla satışlar şeyi tutmuyorsa bankalardan aldıkları verileri diyorsun ki geri dairesi artık bankalarla
orada entegre çalışıyor. Üretim parçalarının yekününü oradan alıyor. Onun altında biz hasılat beyan ettiysen gel bakalım diyor, sebebini açıklar. Yani cari hesaba tahsilat yaptıysan hasılat yazmadın. Ha, bu cari hesap tahsilatı diye ne yapacaksan onu belgeleyeceğim. Kayıtlarıyla, kayıtlarından doğrulayacağım. Evet. Burada ciro primleriyle ilgili bir hatırlatmamız var. Ciro primleri biliyorsunuz doğrudan gelir yazılıyor. Onlara dikkat etmek lazım. Eğer mal iskontosu yapıldıysa da mutlaka stokların maliyetiyle ilişkilendirilmesi gerekiyor. Onlara dikkat etmek lazım. Tabii dönem içinde avorsman ayırma yöntemini değiştirdiyseniz bu bir şey yöntem, inceleme kriteri değişebilir. Değişir mi? Oranı değiştirebilir miyiz? Amortisman oranını? Amortisman yöntemini değiştirebilir miyiz? Değiştiririz. İki daha yöntem var. Değil mi? Normal amortisman, bir de hızlandırılmış amortisman. Bir de tabii fevkalade amortisman var ama o özel hallerde. Normal amortisman, eğer faydalı ömrü 333 nolu vergusu tebliğinde biliyorsun listeler var. Burada belirtilmiştir amortisman oranları. O amortisman oranlarını belirlediysek, normal amortismandır o. Hızlandırılmışı ne? Onun iki katı, yani hızlandırılmış azalan bakiye. Azalan bakiye. Eğer normal amortismanla başladıysa azalan bakiyeye dönemeyiz. Azalan bakiye yöntemini seçtiysek her an normal amortisman yöntemine dönebiliriz. Bunları dikkat etmek gerekiyor. Yenileme fonunda yer alan tutar. Yenileme fonu biliyorsunuz amortisman tabi iktisadi kıymeti sattığımızda yerine aynı amaçla kullanmak üzere yenisini almak üzere sattığımız iktisadi kıymet üzerinden hesaplanan kârı 3 yıl vergilemeyin. Öz kaynaklar içinde bir fonda tutun. Yani gelir hesabından çıkarıyoruz, bilançoya aktarıyoruz. Fonda tutup 3 yıl vergilememe imkanımız var. Buna biz yenileme fonu diyoruz. Yenileme fonu 3 yıldan fazla bekletilemez. 3 yılın hesabı da şudur. Biri, tabii tartışma da var da orada, biri yenileme fonu ayırdığımız yıl. Hangi yıl ayırırız? Sattığımız yıl. Sattığımız dönemde kâr oluştu. O kârı ne yaparız? Yenileme fonuna aktarırız. O yıl 1. Ondan sonraki yıl 2. Ondan sonraki yıl 3. 3'ü gördüğümüz yıl itibariyle o eğer yenileme yapılmadıysa fonu geri tablosuna tekrar intikal ediyoruz. Yani vergiliyoruz. Ha, yenisini aldık ikinci yılda. Yenisini aldıysak da aynı amaçla kullanmak üzere. Yani minibüsü sattık, minibüs aldık. İşçi taşımak üzere daha büyüğünü aldık. İkinci yıl aldık. Veya aynı yıl aldık. Mart ayında sattık, Nisan ayında minibüsü aldık. Aldık, o minibüsten elde edilen kârı fona koyuyoruz. Minibüsü aldık, amortisman ayırmaya başladık ya, minibüsün amortismanını o fona mahsup ediyoruz. Bu şekilde o fon itfa oluyor ve sıfırlanıyor. Yani yerine yenisini aldıysak amortismanı fon yoluyla fonu itfa ediyoruz. 3 yılda almadıysak eğer ne yapıyoruz? 3. yıl sonunda gelir yazıp vergiye tabi tutuyoruz. Ama böyle 3 yıl onu
sebepsiz bekletemeyiz. Diyor ki yerine yenisini almak için bekleteceksin 3 yıl. Yani diyor ki yenisini alma niyeti görmek istiyor senden. Ne yapacaksın? Araştırma yapacaksın. Fiyat alacaksın galerilerden vesairelerden. Fiyat yüksek geldi. Kredi temin edilemedi. Onun için alınamadı gibi. Bunları belirleyecek ve öyle 3 yıl bekleteceğiz. Tabii ilk satıldığı yıl karı konak koymak için de bir yönetim kurulu karar alacak. Şimdi diyecek ki şu iktisadi kıymetlerinden şu kadar karı vergilemeyip yerine yenisini alacağımızdan fona alınıp bekletilmesine diye bir karar alması lazım. Tabii bir de ne yaparlar? Dönem sonunda genelde patronlar arabaları yenilerler. Bu kısıt amortisman gelmeden evvel yine kotolarda kısıt amortisman gelmeden evvel Aralık aylarında hep yenilenirdi bu. Biliyorsunuz yıllık amortisman hesaplanıyordu. Yıllık amortisman tamamını gider yazıyor idik. Zaten onu önlemek için bu kısıt amortisman yöntemi getirildi. Biz Aralık ayında aldıysak eğer kısıt ne demek? Aylık 12'de birine ancak o yıl gider yazacağız. En son yılda da kalanını gider yazacağız. O anlamda bunlara dikkat etmek gerekiyor. Tabii duran varlıklarla ilgili eğer